infial etmez. Güvendeki aşk olmasa elenecek yer bulamaz. Gönüldeki kış bulmasa elenecek yer bulamaz. Gönüldeki kış bulmasa gönüldeki kış bulmasa. Kim yazardı, kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Oyun kurdu ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa koyun kurdu ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa, fikir başka başka olmasa. Senden aldım bu feryadı. Sene 1900. Cumhuriyet'in ilanından çok evvel, Sivas'ın Sivralan köyünde zamanımızın en büyük halk şairi Aşık Veysel dünyaya geldi. Bu içli şairin hayatı çok meraklı ve ibret vericidir. Ne isterseniz oynarım, içim döndü, yüreğim karardı. Veysel ağa! Niçin oynamıyorsun? Ebe oldun diye mi zınarıyorsun? Ne zınarması sen de, böyle oyunları sevmiyorum. Doğrusu ben de sevmiyorum. Hadi öyleyse, ben evde... ...onu alıp dere boyuna dikelim. İşte. Fidan dilim, yaprakları da pırıl pırıl parlıyor. Bir de benim için diksek. Köy kendi halinde yaşayıp giderken korkunç bir afetin hışmına uğradı. Çiçek hastalığı salgın hali. ...7 yaşında olan küçük Veysel de bu hastalığın pençesinde yatağa düştü. Onun başında... ...vardı. Üzülme, Allah büyüktür. Amenna ve saddakna, Allah büyüktür elbet. Ah, Veysel! Veysel'imin fidanından bir yaprak getirdim. Fidanımı isterim. Çebişlerimi isterim. Çebişlerimi isterim. Fidanım kuruyacak. Sayıklıyor evladım. Fidanım kuruyacak. Sen bir ulu kalk yolda durur. Böyle devam ederse... Gel, 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 gel
anneciğim. Gözlerim, gözlerime ne oldu, göremiyorum. Bacım göremiyorum. Bacım kör mü oldum, neyleyim şimdi ben? Bacım göremiyorum. Köyü kasıp kavuran çiçek afeti her evden bir şeyler alıp götürmüştü. Veysel'in de pırıl pırıl yanan gözlerini bir daha açılmamak üzere sımsıkı kapadı. Onun değneğine dayanarak sokağa ilk çıkışı dünkü oyun arkadaşları için unutulmaz bir hadise oldu. Damlarda Veysel'in ilk korkak adımlarını seyre daldılar. Veysel bir keçi gibi zıplayarak geçtiği yerlerden buradan böyle çok büyük bir dikkatle her adımını tartarak geçmeye mahkumdu. Bereket versin, Dilim gibi bir dostu vardı. Dilim ara sıra elinden tutup onu yalnız başına gidemeyeceği yerlere de götürmese Veysel'in hayatı hakiki bir cehennem olacaktı. Yalnız başına yola çıkmayı göze alır almaz, ilk işi kavak fidanını aramak oldu. Fidanını bir dost gibi sevip okşadı. Sonra çebişlerini ziyaret etti. Saz sevgisi başlamadan önce küçük Veysel'in en yakın dostları fidanı ve çebişleriydi. Çebişlerim! Bakın, yine size kavuştum. Canım çebişim benim. Çebişim. Kendi yaşındaki bütün çocuklar gibi Veysel de bir iş görüyor, bostan bekliyordu. Bu öküz taşı. Bu kuzu taşı. Bu çebiş taşı. Bu da koyun taşı. Allah müstahakını versin. Kim olduğunu bilemedim Ali dayı. Ne ziyan ettik ki bostanına? Az daha belimi kırıyor. Ver, ver elini öpeyim. Öpersen ne olacak? Hakkımı helal etmem. Ben bu yaşa geldim, ömrümde böyle sopa ne yedim ne de yiyeni gördüm. Utanmadın mı sen? Hakkını helal et. Helal olsun evladım, helal. Şaka yaptım Veysel'im, git rahatına bak. Enkastan yaptım, enkastan. Telli sazdır bunun adı, ne sofra dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, hangi telin arasında. Şeytan sazın neresinde, şeytan sazın neresinde, hangi telin arasında.
Be Allah'ın sersem kulu, şeytan sazın neresinde? Şeytan bunun neresinde? Şeytan bunun neresinde? Şeytan bunun neresinde? Şeytan bunun neresinde? Şeytan sazın... Sen bir Söğüt dalıyla bu kadar güzel türkü söylersen, eline sahici bir saz getir, kim bilir ne güzel söylersin. Acab kaç paraya verirler ki? Bu sazın içinde muhakkak şeytan var. Şeytan değil, melaike var. Ben amcama yalvarırım, sana sahici bir saz alır. Acab kaç paraya verirler ki? Şimdi ekmeğimizi yiyelim de sonra konuşuruz. Çebişlerimi, kuzularımı, fidanımı bile veririm. Sen bir saz için üstelik bizi de vereceksin.
Yok çocuğum, yok. Yok yavrum, ağlamasın. Bak şimdi baban sana saz çalıp türkü söyleyecek ya. Türkü söyleyecek. Hangi türküyü istersin bakayım? Söyle bana yavrum. Söyle canım. Aha, söyle. Otur öyle. Bin. Tevekkeli değil, bunun uykusu gelmiş. Çiğdem der ki ben alayım yiğit, başına belayım. Çiğdem der ki ben alayım yiğit, başına... Sen üstün bilmeden boğmuşsun çocuğu. Yavrum! Çocuğum! Çalar aman yavrudan ayrılan annem, 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 ah eder ağlar ya. Ayrılan annem, 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 ah eder ağlar. Duydun mu komşu, Veysel'in karısı ölmüş. O zaten belliydi. İlk çocuğunun ölümünden sonra bir türlü kendine gelemedi. Anlaşılan kadın ikinci çocuğunu doğurmayı bekledi. Çocuk doğar doğmaz ölüp gitti. Zavallı. Hoppa! Söyle bakayım, babanı seviyor musun? Kırardır, ağlamadığına göre demek ki seviyorsun. Dilim sen misin? Hoş geldin. Ne duruyorsun Dilim kapıda? Girsene içeri. Gelsene. Gel bakalım canım, gel. Oh canım.
Eskiden avuturdum ama şimdi avutmak da zor. Ben geldim ya artık ona evladım gibi bakarım. Aylardır gözüm yollardaydı. Veysel evlenince senin daha serbest kalacağını düşünmüştüm ama işler hiç de öyle gitmedi. Sen gene mi başladın? Allah aşkına bırak peşimi. O günü unutmadım. O çoktan geçti. Geçen hiçbir şey yok. Bırak beni, şimdi gelip ikimizi bu halde görünce ne derler sonra? Dilim! Şimdi ördüğün nedir? Kartal. Eli böğründe diye bir nakış duymuştum ama Çerkes kızı diye duymamıştım. Bu ne biçim şey? Böyle. Böyle mi? Çerkes kızın beli burası. Ben gidiyorum. Sen çocuğa göz kulak ol. Peki aşık. Beni çekil. Senin belin Çerkes kızın belinden daha ince. Utanmıyor musun? Bırak beni diyorum sana. Bırak. Bırak. Zaten sen demezsen de ben gidiyorum. Fakat şunu unutma ki bir gün benim olacaksın. İki saattir Sakarini'yi arıyorum. Sakarinek mi? Derenin öte yanında yabanın dilimine rastladım. O da Sakarini'yi arıyormuş. Derenin öbür tarafında mı dedin? Nah, şu taraftan ha! Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezan da sesi değil, yar yar burçak yası var. Ezan da sesi değil, yar yar burçak yası var. Sorun şu muhtarın kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasına yar yar. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasına yar yar gelin olması. Aydırma fesini bahar giderim, evini de tepeneyim. Dediğim gibi dilim, sana ne hayır gelir? Onun kendine bile hayrı yok. Okşanmaya ihtiyacın var. Buradan kaçtık mı işimiz iş. İlk vakit nikahımı alırım. Parlak bir düğün yaparız, ondan sonrası kolay. Sana gözüm...
Gene mi kör aklına geldi? Anladım. Körün parası al. Duydun mu kız? Biliyorum. Bugün Çukuran'da çalacakmış. Değirmen misali döner başım. Sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Vay aşık, hoş geldin. Hoş geldin, selamun aleyküm. Otur aşık, otur. Ne sordum ne de söyledi, kaşların ne yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşların ne yıktı geçti. Çok yorgunum, erkenden yatalım. Galiba bugün ürgüp şarabını biraz fazla kaçırdık. Ömrümde bu kadar kuvvetli şarap içmedim. Kapıyı kilitle de uyuyalım. Peki usta. Thank you.
Ne var kız? Niçin bağırdın? Şey, bağırmadım. Uykuyu beynime sıçrattın. Bugünlerde işler çok iyi gitti. Dilediğin fistanı yaptırabileceksin. Sen benden 100 lira istedin. Al. Diyorum, işini gör. Artık bu kadarı da fazla. Doğru söyle, bu parayı nereden buldun? Ne demek istiyorsun yani? Artık seni tanımaya başlıyorum. Bu paralar namusluca kazanılmışa benzemiyor. Senin dilinin altında bir şeyler var. Söyle yoksa söyletmesini bilirim. Sen bu paraları muhakkak Aşık'tan çaldın. İşte, ispatı da meydanda. Ya, öyle mi? Al! Bütün bu felaketleri başıma sen getirdin. Beni Veysel'den ayırdın. Ama artık yeter, gidiyorum. Bir daha beni bulabilirsen hiç bırakma. Dilim kaçtıktan bir zaman sonra eğlence ve sefahat alemlerine düştü. Bu arada adaletin demir pençesi de Sülo'nun yakasına yapışmakta ve ona layık olduğu cezayı vermekte gecikmedi. Sen somurtuyorsun. Eğlenceyi bozmaya ne hakkın var senin? Ha? Alem senin suratını mı çekecek burada? Hadi kalk eğlendir bizi. Öyle karşımda durup da somurtma bakayım. Yapmam lazım ağa. Yapabildiğim bu kadar. Muhakkak yine aklına Aşık Veysel gelmiş. Kes yeter! Yerine Aşık Veysel'in bir türküsünü koy da bizim Yıldız Hanım'ın gönlü olup keyfi yerine gelsin bakalım. Nasıl şimdi? Buna memnun oldun mu? Al bakalım aşığını, doya doya dinle. Dinleyin şu aşığı da Yıldız Hanım'ın göğünü olsun. Bu türkü buralara yakışmaz. Eğer eğlenmek istiyorsanız başka şeyler çalın. Bana bak! O pilağı yerine koy! Yoksa fena yaparım seni. Kahpenin kızı, anladın mı? Bir de cilve mi yapıyorsun bana? Koymayacağım. Bu türkünün böyle rezil alemlerde kirletilmesini doğru bulmuyorum. Sen artık kabak tadı vermeye başladın. Koy pilağı yerine! Çekme ağa, bu sefer bize bağışla. Çekil be adam, sen de kalbini kırdırma bana! Koy pilağı yerine! Bırakın! Bırakın diyorum! Bırakın şu kahtağın aklından geleyim! Bırak! 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 Her geçen... aranıyordu. Bir yandan Ankara Radyosu ve köy okullarında saz öğretmenliği şöhretini gün geçtikçe artırdı.
Haber kara bir bulut gibi yurdumuzun üstüne çöktü. Atatürk'ü kaybetmiştik. Kara haber yalnız memleketimizi değil, bütün dünyayı bir çırpıda dolaştı. Arkasından ağlamayan kalmadı. İnsanın yüreğini parçalayan ağıtını yaktı. Millet çok az sanat eserine gösterdiği bir sevgiyle ağıtı bağrına bastı. Böylelikle Veysel şöhretinin en yüksek basamağına ulaşmış. Zımmanları sırt kalmış bir yasere çelim. Türk'e terk etti, döndü çarş devran ağladı. Tavrikerler icat etti, atalığın ispat etti. Var döndü çarş devran ağladı. Tren hattı, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi buharalar, şiddi her yan ağladı, her yan ağladı. Kilinden uzatma Veysel bu sözü, dayanmazsın özü. Dört bir bucağını dolaştıktan sonra köyüne dön. Artık köy bıraktığı köy değildi. Yurdun her tarafında olduğu gibi Sivralan'da da büyük bir gelişme vardı. Memleketin çehresi tamamen değişmişti. Köyde ziraat bakımından da büyük ilerlemeler vardı. Muntazam ve modern bir teknikle sürülmüş tarlalar, insan boyu ekin denizleri, dolgun ve iyi yetiştirilmiş buğday başakları insana tatlı bir sevinç veriyordu. Bir aylık el işini bir günde yapan biçerdöverler sayesinde ekin, tarlalardan bir hamlede kaldırılıyor ve harman yerlerine nakledilerek diğer modern makinelerle yüklü bir hasat haline getiriliyordu. Artık her şey makineleşmişti. Traktörlerin homurtulu çalışmalarını işittikçe yurdun bu yoldaki ilerlemesinden büyük bir haz duyuyordu. Bir zamanlar kara sapanın esiri olan köyünün ne kadar değiştiğini, ilerlediğini göremiyor, fakat sonsuz bir saadetle hissediyordu. Geldin, sefa geldin aşık. Döndüğünü işiten köylüler onu büyük bir sevgiyle karşılamaya çıktılar. Veysel görememenin ıstırabını belki en çok bugün hissetmişti. Küçük çocuk olarak bıraktığı kimseler baba olmuş, onların çocukları bisiklet üzerinde,
sözü ve sazıyla bütün memlekette büyük bir şöhret yapmış olan değerli şair Aşık Veysel'i karşılamaya gelmişlerdi. Köy tamamen değişmiş. Elektriği, suyu, muntazam yolları, tarlalarında müteaddit traktörleriyle yeni bir anlayışa kavuşmuştu. Halbuki 50 sene önce Veysel, o zaman sağlık teşkilatının bulunmaması yüzünden en kıymetli uzvunu, gözlerini gene bu köyde kaybetmişti. Hoş geldin Aşık. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen kimsin, adın ne? Sağlık memurumuz Şaban Kocabaş. Hasan Ağa'nın oğluyum, tanıyacaksın Aşık. Ya maşallah, maşallah Şaban. Allah muvaffak etsin. Bu da benim küçük Aşık. Ellerinden öpüyor. Nur topu gibi maşallah. Allah uzun ömürlü etsin. Köyün bataklıkları kurutulmuş, böylece sıtmanın da önüne geçilmişti. Yemyeşil ağaçların gölgelediği serin su başları köye ayrı bir güzellik veriyordu. Köy, gür bir yeşilliğin içinde adeta kaybolmuştu. Bütün yurtta olduğu gibi Sivralan'da da modern bir ilkokul yapılmıştı. İstikbalin ümitleri olan köyün küçükleri okuyor, eğleniyor ve yarına hazırlanıyorlardı. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ilköğretim seferberliği içerisinde çığ gibi büyümekteydiler. Veysel olanları göremiyordu. Fakat anlatılanlar ve derin bir seziş kabiliyetiyle duydukları ona en güzel türkülerini yazdırdı. Aşık, şimdi önünden geçtiğimiz bina da köyün dispanseri. Hamdolsun bu dispanser sayesinde birçok hastalıkların önü alınıyor. Hele salgın hastalıklardan hiçbiri köye uğrayamaz oldu. Maşallah yavrularımız sıhhat ve neşe içinde. Kısmette bugünleri de görmek varmış, çok şükür. Buyur Aşık, buyur. Buyur Aşık, sen söyle. Aşık, sen söyle, otur, gel. Dur artık, seve seve. Teşekkür ederim. Mehmet efendi, şu radyoyu açar mısın? Mehmet efendi, bize birer kahve. Şekerli mi olsun? Şekerli, şekerli. Baş görevi. Burası Ankara Radyosu. Aziz dinleyiciler, şimdi Aşık Veysel'den türküler dinleyeceksiniz. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye yine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım yar bu. Sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Veysel'den ayrı düştükten sonra tam manasıyla perişan olan dil. Nice güzellere yar bağlandım, isteğimi yar topraktan aldım, benim sadık yârim kar.